Kaan, uyuyorsun. Uyandın yoksa mı yok? Yok, hiç uyumadım ki ne. İnanır mısın? Ben de bütün gece uyumadım. Hep bir düşündüm. Ne düşündün Nazgül? Parmağımı, yani sana yaptığım haksızlığı düşündüm. Ya kan. Valla sen bana boşuna alınganlık yapıyorsun ha. Ben orada sadece eltime hava atmak istemiştim. Allah Allah. Kızım, özrün kabahatinden büyük be. İnsan eltisine hava atacak diye kocasını satar mı be? Ya kan. Sen beni bilmiyor musun? Benim ağzımdan çıkanı kulağım duymaz. Her şey dilimde benim. Ne bileyim öyle bir caka satayım istedim ama elime yüzüme bulaştırdı. Ya kızım direkt satışa getirdin beni ya. Hakikaten direkt sattın işte ya. Of. Ağzım dilim lal olaydı da o lafları etmeyeydim. Ya hangi birini etmeyecektin Nazgül? He, hangi birini etmeyecektin? Kızım ne kedilimi bıraktın, ne kukla gibi parmağında oynatmayı bıraktın. Ya yemin ediyorum öyle böyle koymadı o lafların ya. Tamam. Eyvallah. Kabul ediyorum. Okey. Ben de as hayvan değildim. Ama değiştim Nazgül. Bak ben hakikat değiştim. Sana söz verdiğim o günden beri benim gözlerim başkasını görmedi kızım. Ya biliyorum ha, vallahi biliyorum. Ama işte... Ama ne kızım ya, koydu diyorum öyle parmak falan olmadı, yakışmadı yani. Kaan, man hele bir parmağını versene. Ya bırak Nazgül, ne parmağı ya? Ya sen bir ver, ver. Al. Elini getir, hem böyle. Heh. Şimdi bu orta parmağı indir. Heh. Bak. Am bu baş parmaklarımız var ya. Hı. İşte onlar ana babalarımız. Ayır şimdi onları birbirinden. Heh. Bu işaret parmakları da kardeşlerimiz. Şimdi onları ayır birbirinden. Heh. Gördün nasıl ayrılıyor? Yani gün geliyor, anamızdan, babamızdan, kardeşlerimizden de ayrılıyoruz. Gurbet ele uçuyoruz, he mi? Hı. Bu serçe parmaklarımız da evlatlarımız. Şimdi onları ayır birbirinden. Ya işte gün geliyor, onlar da böyle yuvadan uçup gidiyorlar. Gelelim yüzük parmağına. Hakikat kız, onlar neyi temsil ediyor? Senle ben. Ayır hadi onları. Ulan. Kız hakikaten ayrılmıyorlar. Ne yaptın benim parmağımı? Ayrılmazlar tabii. İşte senle ben de ömrümüzün sonuna kadar hiç ayrılmayacağız Kaan. Gel kız buraya gel. Ulan cezası gel. Hem sen nereden öğreniyorsun bakayım böyle şeyleri? Nereden biliyorsun bunları? Oh, ben de daha neler var da. Hakikat ya, hazır şöyle sıpalar da etrafta yokken he? Ne dersin? Tamam. Ama önce benden bir bardak su ister misin Kaan? Allah Allah, bitmedi kızın suyu. Ez jüte hızlıkım, jü evine te dımırım. Ya, ya sen ne bakıyorsun? Ay ben de. Allah Allah kızım niye hep ben susayınca sen de susuyorsun hiç anlamıyorum ha. Aşka susuyorum. Bella. Karıcığım kalk hadi ibrik. Yemişim ibriğini. Boş ver. Aşkım ne diyorsun sen? Kalk bak dedemin aklı başına geldi. Adamcağız seni bekliyordur şimdi. Kalkamam Hazar. Vallahi kalkamam. Bu evde sadece kalender babamdan sorumluyum. E o burada olmadığına göre ben uyumaya devam edebilirim. Sevgilim sen iyi misin? İyiyim Hazar. İyiyim ya çok iyiyim.
Kalender babam bize buraya geri postaladı. Dışarıda beni bekleyen 3 tane tehlikeli kaynanam var. Ama iyiyim ya. Hiçbir şey yok. Çok iyi. Benim güzel karıcığım. Babam bizi buraya niye yolladı sen de çok iyi biliyorsun. Babam yokken ailenin başında durmak bana düşüyor. Kaynanalardan dayak yemek de bana. Bir tanecik karıcığım. Ben burada olduğum sürece bir Allah'ın kulu dahi senin kılına zarar veremez. Tamam biliyorum. Hiçbir şey eskisi gibi değil. Konağın eski düzeni yok. Babam yok. Ve ayrıca buranın cehenneme döndüğünün de farkındayım. Ama seni bir cehennemde yaşamak için zorlayamam. Biliyorsun. Şişt. Hazar. Ben seni asla bırakmam. Asla. Burası cehenneme döndü diyorsun ya. Evet. Haklısın. Ama ben sana daha önce bir şey demiştim. Hatırlıyor musun? Sen benim yanımda olduktan sonra cehennem bile cennettir bana. Çok zor. Sevilmemek çok zor. Sevdim ama sevirdim mi? Bilemiyorum.